Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed. Öncelikle selamünaleyküm. Allah'ın rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun. Recep ayı gibi mübarek bir aydayız. Her bir Kur'an harfine Cenab-ı Hak Recep ayında 1'e 100 sevap veriyor. Normalde 10 sevap verirken Recep ayında 1'e 100 sevap veriyor. Allah dedi 5 harf, 500 sevabı cebimize koyduk. Böyle mübarek üç aylardayız. Rabbim inşallah kabul eylesin. Şimdi şeytanı uzaklaştırmak için istiazeyle başladık. Eûzü dedik, Rabbimize sığındık. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Bir de kainatın efendisi Hazreti Muhammed Mustafa'ya bir salavat getirelim. Allahümme salli alâ seyyidina Muhammed. Seyyidina Muhammed. Rabbim şefaatine nail eylesin. Okuyacağımız bahis imanla alakalı, imanımızın değeriyle alakalı. Bizim en değerli şeyimiz imanımızdır. İmanımızdan daha değerli bir şeyimiz yok. Paramız var, masaya koyduk, cep telefonu satın alabiliriz, araba satın alabiliriz, ev satın alabiliriz. İmanımızla neyi satın alıyoruz? Sonsuz cenneti ve Cenab-ı Hak'la muhatap olma, röyet-i cemal-i ilahiye mazhar olma nimetini elde ediyoruz. Dolayısıyla imanımızdan daha değerli olabilir mi? Olamaz. O yüzden imanın önemiyle alakalı bir yer okuyacağız. Risale-i Nur Külliyatı'ndan, Şualar kitabından, 4. meseleden okuyacağız inşallah. Şimdi 2. Dünya Savaşı dönemine gidelim. Yani malum Hitler, Almanya her tarafa saldırıyor. Daha sonra Rusya dahil olacak, Japonya, işte Amerika. İkinci Dünya Savaşı, daha önemli bir şey var mı? 50 milyon insan ölmüş. 50 milyon insan ölmüş. Böyle büyük bir savaş. O dönemde işte Bediüzzaman Hazretleri radyodan bu savaşı dahi dinlemiyor. Haber getiriyorlar, ilgilenmiyor. Bununla ilgili soru soruyorlar. Diyorlar ki, yani İkinci Dünya Savaşı'ndan 50 gündür hiç sormuyorsun ve merak etmiyorsun. Halbuki bir kısım mütedeyyin, dindar ve alim insanlar cemaati ve camiyi bırakıp radyo dinlemeye koşuyorlar. Acaba bundan daha büyük bir hadise mi var? İkinci Dünya Savaşı, 50 milyon insan ölmüş. Bundan daha büyük bir hadise mi var? Veya onunla meşgul olmanın zararı mı var? Dediler. Cevaben dedim ki, ömür sermayesi pek azdır, lüzumlu işler pek çoktur. Ömür sermayesi pek azdır. Demek ki bizim sermayemiz ömrümüz. Ama kimse için garanti yok. Evlenmenin yaşı minimum 18. Askere gitmenin yaşı minimum 20. Emekli olmanın yaşı 65 diyelim. Ölümün yaşı kaç? Herkes ölecek yaştadır. 6 aylık bebek de, 40 yaşındaki hanımefendi de, 80'lik amcamız da. Herkes ölecek yaştadır. Dolayısıyla kimse için bir garanti yoktur. Ömür sermayesi pek azdır. Her dakikamız bizim için ahiretimizi kazanabileceğimiz bir sermaye kapitalimiz hükmündedir. Dolayısıyla birinci ezberleyeceğimiz cümle bu. Ömür sermayesi pek azdır. Ebediyen sonsuza kadar kimse bu dünyada yaşamayacak. Her şey fani, her şey elimizden çıkıp gidecek. Günahlar sırtımızda kalacak. Sevaplar ise kabir hayatında, mahşer meydanında, Sırat Köprüsü'nde İnşallah işimize yarayacak. İki tane istasyon var, iki tane sonuç var. Ya sonsuz cennet ya da Allah muhafaza sonsuz cehennem. Dolayısıyla şu dünyaya biz imtihan için geldik. Ömür sermayesi pek azdır. Lüzumlu işler pek çoktur. Lüzumlu işler. İnsanın şu dünyaya gelme gayesine Rabbini tanımak, Allah'a iman etmek, imanı billah. Şöyle bir düşünelim. Yani birçok insan var ki, örnek vereyim mesela, Honda fabrikasının sahibi olan Japon, düşünün ne yapmış biliyor musunuz? İntihar etmiş. Ve mektubuna şunu yazmış, ben hayattan lezzet alamıyorum, şu kadar fabrikanın, jiplerin sahibiyim, dün hayat bana acı veriyordu, bugün de aynı acıyı çekiyorum, yarın da aynı acıyı çekeceğim, yaşamamın bir gayesi yok. Halbuki şu an birçok insan, değil mi, lüks bir jip için hayatını veriyor. Lüks bir ev için hayatını veriyor. Koca Honda fabrikasının sahibi patronunu mutlu edemezken lüks bir araba, lüks bir ev bir insanı tatmin edebilir mi?
Hayatımızdan daha değerli bir şey yok. Dolayısıyla hayatımızı bir gaye edinmemiz lazım. Bu dünyaya niçin geldin sen? İşte son model bir araba alacağım. Tatmin olur musun? Olmazsın. İşte en çok maaşı ben elde edeceğim. Şu makama çıkacağım. Tatmin eder mi bizi? Etmez. Çünkü bizim hayatımız dünyadan daha değerli. Yani bir jip, bir araba, bir ev, para hayatımızdan daha mı değerli? Değil. Hayatımızdan daha değerli bir şey var mı? Yok. Yani şu dünyadaki her şey hayatımızdan daha değersiz. Mesela iki gözünü ver, sana bütün dünyayı vereceğiz deseler verir miyiz? Kör olduktan sonra kulağını ver, bütün dünyayı vereceğiz. Aklını ver, cenneti vereceğiz deseler gene vermeyiz. Niye? Aklımız cennetten daha değerlidir. Akılsız insan için ha saray, ha kapıcı dairesi fark eder mi? Fark etmez. Yani akıl cennetten daha değerlidir. İnsan cennetten daha değerlidir çünkü cennet hizmet makamına yaratılmıştır. Bize hizmet için yaratılmış cennet. Biz efendiyiz. Dolayısıyla hayatımızda tek değerli şey var, o da Allah'ımızdır. Bizi tatmin edecek tek şey nedir? Allah'ımızdır, hayatımızdan daha değerlidir. Dağcılar ipi şöyle sallar, en tepeye atar. Daha sonra rahatlıkla ne yapar? Hedefine doğru gider. Değil mi? Yani o ipi en hedefe atar, sağlam bir taşa, sonra dağına akar çıkar. Şimdi biz insanların da bir hedefi olması lazım. Kendi hayatımızdan daha değersiz, dünyalık, fani şeyleri hedef olarak tayin edersek, psikolojik buhran, bunalım, depresyon bizi bekler. Ünlülerin, meşhurların akıbetlerine bakın, ya intihardır, ya mutsuzluktur, ya buhran, bunalımdır. Neden? Çünkü kendilerinden daha değersiz bir hedef edinmişlerdir. En değerli şeyimiz hayat, hayatımızdan daha değerli tek bir şey var, o da Allah'tır. Demek ki ipimizi, hedefimizi Allah'ımıza atmamız lazım. Onun yanında başımıza ne gelirse gelsin ne diyeceğiz? Ebedi cennet var, sonsuz bir hayat var, Allah'ıma tevekkül ettim, teslim oldum. Kanser olmuşsun, vız gelir. İflas etmişsin, vız gelir. Başına musibet gelmiş, vız gelir. Burası imtihan yeri, burada Rabbim beni sınıyor, sabredecek miyim, etmeyecek miyim? Önemli olan benim sonsuz cenneti kazanmam ya da kaybetmem. Bundan daha değerli bir şey yok. Demek ki en değerli şey hayatımız, hayatımızdan tek değerli şey ne hanımımızdır, ne çocuklarımızdır, ne başka bir şeydir. Sadece Allah'tır. Hedef Allah olunca dünya hayatında kişi huzurlu olur, mutlu olur. Dünyaya geliş gayesi edebilirse helal dairesi keyfi kafidir. Harama girmeye lüzum yoktur. Demek ki ömür sermayemiz pek az, lüzumlu işler pek çoktur. Neden? Çünkü sonsuz ebedi cennet bu dünyada kazanılacaktır. Bu dünyada sınav kağıdı alındıktan sonra doldursanız işe yarar mı? Zil çaldıktan sonra sınav kağıdını öğretmen topladığın işe yaramaz. Azrail Aleyhisselam geldi mi? Şehadet getirmenin de bir faydası yoktur. 108 milyar insan gelmiş dünyaya ve ölmüş gitmişler. Bunu bilim söylüyor. Daha fazla olur, daha az olur. Ve o insanlar nerede şu an Mahmut abi? Berze hayatında, kabir hayatında. İmansız gidenler ne diyorlar biliyor musunuz? Kur'an'a ve hadislere baktığınız zaman Ya Rabbi bizi dünyaya bir dakikalığı olsun gene gönder. 15 saniyeliğine eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah diyelim. 45 saniyeliğine de günahlarımız için tövbe estağfurullah diyelim. Bir dakikalığına şu dünyaya gelmek istiyorlar. Sonsuz cehennemden, sonsuz cennete gitme hakkını elde etmek için. Peki Allah böyle bir fırsatı verecek mi? Sonsuza kadar asla vermeyecek. Bizim o bir dakikalarımız çok. Bir dakikalarımızı sağda solda çöpte harcamamamız lazım. Çünkü sonsuz cenneti kazanmak, Allah'ımızın rızasını kazanmak bu dünya olacak. Demek ki böyle bizim lüzumlu işlerimiz var. Bunlar da pek çoktur. Birbiri içinde mütedahil iç içe girmiş daireler gibi her insanın kalp ve mide dairesinden, mesela kalp dairesi var. Hepimizde bir yürek var, gönül var, kalp var. Kalp ne işe yarar? Kalp sever, muhabbetle doludur. Kalbimizi kime adamamız lazım normalde? Takımlara mı, maça, şuna buna mı? Hayır, Allah'ımıza. Kadına, kıza, şuna buna mı? Hayır, Allah'ımıza adamamız lazım. Kalpte sonsuz sevme özelliği vardır. Dolayısıyla kalp dairemiz var, mide dairemiz var, yememiz, içmemiz, herhalde dairede. Ve ceset, yani bedenimiz ve hane, ev dairemiz. Yani poşet poşet meyve götürüyoruz, yiyecek götürüyoruz değil mi?
benim de çocuklarım var. Yani taşımaktan bıktık. Belimiz artık büküldü. Habire bitiyor, çöp oluyor dışarı at, işte pazara git bir şeyler getir. Hepimiz bunları ne yapıyoruz? Yaşıyoruz. Böyle bir ev dairemiz var. Mahalle dairesi var. İşte burada da bir mahalledeyiz. Değil mi abi? Burada da dostlarımızla, işte hemşerilerimizle beraberiz. Şehir dairesi var. İşte İstanbul'da yaşıyoruz, Zeytinburnu'da yaşıyoruz. Vatan dairesi var, ülkemiz, güzel Türkiye'miz. Ve memleket dairesinden ve küre-i arz, dünyamız. Değil mi? Her insanla bu manada bir dostluğumuz var. Ve nevi beşer dairesinden tut, tazi hayat, canlılar dairesi, bitkiler, hayvanlar gibi. Ve dünya dairesine kadar birbiri içinde daireler var. Brezilya'da deprem oluyor, insanlar taşın toprağın altında kalıyor, üzülüyoruz. Niye insanız? Arjantin'de bir sıkıntı oluyor, üzülüyoruz. Böyle bir değişik varlığız biz. Dolayısıyla bütün insanlar da haberdarız. Her bir dairede, her bir insanın bir nevi vazifesi bulunabilir. Fakat en küçük dairede en büyük ve en ehemmiyetli ve daimi vazife var. En küçük dairede bir kalp dairesi, iman dairesi. En geniş dairesi de politika, siyaset dairesi. Milletvekilimiz değiliz. Aktif bir görevimiz var mı yok mu? Aktif görev varsa işini yapacaksın. Ama aktif görev yoksa, değil mi? Sabahtan akşama kadar milletvekili gibi, başbakan gibi bu işlerle uğraşırsak ne olur? Namazımızı aksatırsak, camimizi aksatırsak sıkıntı olabilir. Dolayısıyla en küçük daire dediğimiz iman dairesi, kalp dairesinde en büyük vazife var. Sonsuz cenneti imanımızla, ibadetimizle kazanacağız. Ama çoğu insan var ki dünyevi haberlere dalmış mesela, ajansı dinliyor. Bir de Türkiye'de kasıtlı olarak haberlerimizi zehirliyorlar. Mesela Hollanda'da haberler 5 dakikadır. Hollanda'da 3 sene kadar yaşadım. Almanya'da 7 dakikadır asla olumsuz bir haber yayınlatmıyorlar. Bir trafik kazası gibi bir şey. Detay asla yoktur. Neden? İnsanların moralleri bozulmasın, insanlar bunalıma girmesin, karamsar bakmasınlar diye. Şöyle bir düşünün, haberleri dinledikten sonra şunu diyebiliyor muyuz? Oh be, ne kadar rahatladım ya, ne güzel haberlerdi, beni çok mutlu etti. Haberleri izleyince ne oluyor? Moralimiz bozuluyor, kimisinin kafası kopmuş, geriliyoruz değil mi? Çöktükçe çöküyoruz koltuğumuza. Yani dolayısıyla izlemeyelim de izleyelim ama yeterli miktarcı izleyelim. Aşırısı bize ne yapar? Zarar verir. Hedefimiz ne? Allah'ımızın rızasını kazanmak, cennete gitmek, imanlı ölmek. Yakup peygamber Kur'an'da onlara tavsiye ediyor. Diyor ki ne yapın edin? Müslüman olarak ölün. Bizim de şurada toplanmış bir cemaat olarak şu dünyada ne yapın edin? İmanlı bir şekilde gitmemiz lazım. Neden? Sonsuz hayat ancak o şekilde kazanılabiliyor. Demek ki en küçük dairede en büyük vazife var. Bu kıyas ile küçüklük ve büyüklük matüsel mütenasip vazifeler bulunabilir. Fakat büyük dairenin cazibedanlığı cihetiyle küçük dairedeki lüzumlu ve ehemmiyetli hizmeti bıraktırıp lüzumsuz, malayani ve afaki işlerle meşgul eden televizyon dizileri, sinemalar, şunlar bunlar işte bizi ne yapıyor? Evlenme programları, sabahtan akşama kadar demin işte Marmara'yla geliyorum, gencecik çocuk kulağına takmış kulaklıkları, akıllı telefonuyla film izliyor. Ya kardeşim izlen, evinde izledin. Yani yolda, işte tuvalette, mutfakta, her yerde film izlenmez ki. Değil mi? Lüzumlu vazifelerini kişiler yapamıyorlar. Bir de film izleyen insanlara ne oluyor? Gizli mesajlar veriliyor. Mesela dizi filmlerin alt planında 25. kareyi kullanıyorlar. Diyelim ki sen bir dizi izlediğini zannediyorsun, alışveriş merkezine dönmek verelim. Alışveriş merkezlerine gittiğimiz zaman 2 liralık bir şey alacağız, 100 lirayla zor çıkıyoruz. Niye? Yabancı bir müzik çalıyor. Müziğin arkasında diyor ki al 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 al, ihtiyacın var, ihtiyacın var diye bize gizli mesajını yapıyor, veriyor. Ya da bu televizyon programlarında boşanma mesajları var, müstehcenlik mesajları var. Adamlar ne yapıyorlar? Bizleri aslında zehirliyorlar. İngilizlerin yaptığı bir olayı anlatayım. İntihar psikolojisinde olan, intihar etmek üzere olan bir İngiliz hastayı 3 dakika konuşturuyor İngilizler. Bu konuşmada adam intihar etmeyeceğini anlatıyor. Bunalım da zaten. Hasta, ruh hastası. Onun sesini alıp elektrik enerjisine çeviriyorlar. Kliplerin içine koyuyorlar. Gencecik ergenler müzik dinlerken halbuki o intihar etme durumunda olan hastanın psikolojisini içine almış oluyor. Sonra canım sıkılıyor, yaşamak istemiyorum, hayat ne kadar kötü gibi şeyler var. Yani maalesef televizyonda böyle sıkıntılı
mesajlar da var. Dolayısıyla izlerken dikkat etmemiz lazım. Çoluğumuza çocuğumuza sahip çıkmamız lazım. Bedava bize dizileri izletiyorlarsa Amerikalı, İsrailli, değil mi? Trilyonları bulan filmleri çekip bize bedava izletiyorlarsa bu işin içinde mutlaka bir bit yemeği vardır diye bakmak lazım. Demek ki bu harici gayre çok cazip. Yani siyaset dairesi, işte yaşam dairesi, eğlenceler, haram daireler filan. Dolayısıyla bizi ne yapıyor? Meşgul ediyorlar. Sermaye hayatını, hayat sermayemizi, ömrümüzü boş yerde imha eder. O kıymetler ömrünü kıymetsiz şeylerde öldürür. Ve bazen bir harp boğuşmalarını, işte 2. Dünya Savaşı'ndan örnek veriyor, merak ile takip eden bir tarafa kalben taraftar olur, onun zulümlerini hoş görür, zulmüne şerit olur. Mesela İsrail-Filistin savaşı diyelim. Şimdi sen desen ki ya bu Filistinliler de hak ediyorlar ya, yanlış yapıyorlar filan. İsrail'e şöyle hafif taraftar olsak kalben, İsrail'in günahları bizim amel defterimize de işlenmiş oluyor. Savaşlarda böyle bir sıkıntı var. Zalimi hafif desteklersek, alkışlarsa, hoşumuza giderse bedavadan adamın günahlarını üzerimize, amel defterimize yazdırmış oluyoruz. Böyle sıkıntılar da var. Dolayısıyla dikkat etmek lazım. Kimin tarafındayız, kimi destekliyoruz. Birinci noktaya cevap ise, evet bu Cihan Harbi'nden, 2. Dünya Savaşı'ndan, 50 milyon insanın öldüğü o büyük savaştan daha büyük bir hadise. Ve bu zemin yüzündeki hakimiyet-i amme davasından dünyaya ben hakim olacağım diye Amerika'nın, İngiltere'nin, Rusya'nın iddiaları var ya, daha ehemmiyetli bir dava, herkesin ve bilhassa Müslümanların başına öyle bir hadise ve öyle bir dava açılmış ki hepimizin başına iman davası açılmış. Cenab-ı Hak nasıl ki kaymakamlar kaymakam olmak için sınava giriyorlar, validen sınava giriyorlar, kaymakama ilçeyi teslim ediyoruz, valiye ili teslim ediyoruz, başbakana ülkeyi teslim ediyoruz. Cenab-ı Hak da cennet ülkesine padişahlar, krallar seçme imtihanı yapıyor bizlere. Yani biz dünya hayatında Allah'ımızı tanımazsak, onu hakkıyla bilmezsek, namazımızı kılmazsak, ibadetlerimizi yapmazsak, Allah bize sonsuz ebedi cenneti niye versin? O cennete bizi niye padişah veya kral yapsın? Değil mi? Düz mantık yani. Kimi yapar? Kendisine itaat edeni, kendisini seveni yapar. Dolayısıyla her Müslümanın başına böyle bir dava açılmış. Eğer Alman ve İngiliz kadar kuvveti ve serveti olsa ve aklı da varsa o tek davayı kazanmak için bila tereddüt sarf edecek. O dönem en zengin Alman ve İngiliz olduğu için 1945'li yıllarda oradan örnek verdi. O kadar serveti olsa diyor, aklı da çalışıyorsa iman davasını kazanmak için o serveti ne yapacak? Harcayacak. İşte o dava ise 100 bin meşahid-i insaniyenin, 124 bin peygamber gelmiş ne demişler? Dikkat edin, ahiret var, cennet var, cehennem var. 124 milyon evliya gelmiş, aynı şeyleri bize ne yapmışlar? Söylemişler. Şu an dışarıda deseler ki Zeytinburnu'nun filanca mahallesinde bir tane terörist var, şöyle bir şeyler yapıyor, o sokağa gitmeyin. Gider miyiz? Gitmeyiz. Halbuki bunu söyleyen yalancı olabilir, değil mi? Yalan söyleyebilir. Yine de şüpheleniriz, o sokağa girmeyiz, çoluğumuzu, çocuğumuzu göndermeyiz. Bir değil, iki değil. 124 bin peygamber gelmiş, dünya bir imtihandır. Allah var, ahiret var, hesap var, kitap var, sonsuz cehennem var, sonsuz cennet var. Hani yalan olabilir mi bak? 101, 124 bin peygamber. Bunları bıraktık, 124 milyon evliya gelmiş, aynı şeyi söylemişler. Kabir azabı var, kabir var, dikkat edin. Bütün kainat sana hizmet ediyor. Şu göz için para ödemedin, bakın. Şu gözlüğü almak için doktora gidiyorsun, doktora vizite ücreti ödüyorsun, değil mi? Herhangi bir numarayı al diyor mu doktor sana? Yani şuradan seç bir tane numara gözlüğüne tak diyor mu? Değil. Doktor 30 sene okuyor, sana bir gözlük numarası veriyor ve ona teşekkür ediyoruz. Şu göz 576 megapiksel görme özelliğine 3 boyutlu görüyor. Hiçbir para ödemeden Rabbimiz bize takmış, ihtiyacımızı biliyor. Kulağı aynı şekilde vermiş, burnumuzu vermiş, dil vermiş, organlarımızı çalıştırıyor. Dolayısıyla güneş bize hizmet ediyor. Güneş olmasa hayat biter. Su bize hizmet ediyor. Olmasa hayat biter. Sebzeleriyle, meyveleriyle. Bugün pazara gittim mesela. Mevsim meyveleri var. Yeni dünya var, işte çilek var, değil mi? Ondan sonra kiraz var, yeni çıkmış, kayısı çıkmış.
Yani kayısı ağacı insana hizmet edebilir mi? İnsanların bu mevsimde kayısı ihtiyacı var. Ben onlara kayısı yapayım. Kayısı ağacı daha kendini bilmiyor. Şu masa, masa olduğunu biliyor mu? Bilmiyor. Kayısı ağacı, kiraz ağacı, kiraz ağacı olduğunu bilmiyor. Peki insanı memnun eden bu kirazı nasıl yapabilir? Kirazın rengi gözümüze göre, kokusu burnumuza göre, büyüklüğü ağzımıza göre, tadı tabii vücudumuza göre, değil mi? Demek ki bizi bilen, bizi gören, organlarımızı idare eden, güneşi idare eden, hayatı veren, iradeyi veren, aklı veren, vicdanı veren, ruhu veren, bizi bizden çok seven Allah'ımız var. Bizden istediği var Celle Celaluhu. Bir arzusu var. Bize dünya hayatında dokunmuyor bak. İster camiye git, ister diskoya git, ister günah işler, ister sevap işler. Son nefese kadar, Azrail Aleyhisselam'la karşılaşana kadar asla müdahale yok. Müthiş bir özgürlük var ama bedeli çok ağır olacak. Eğer iman vesikasını, vizesini alamazsak ebedi sonsuz cenneti kişi günah işleyebilir, günahkar olabilir. Ama imanını kaybetmemesi lazım. Günahlarına karşı tövbe estağfurullah diyecek, bir şekilde Allah affedecek onu. Tövbe ederse, istiğfar çekerse hepimiz beşeriz, şaşarız. Ama imanımıza ne yapmamız lazım? Sahip çıkmamız lazım. Ahir zamanda yaşıyoruz. Gaflet her tarafını atmış, kuşatmış. Bir tane komutan askerine diyor ki, oğlum topu koy diyor, ateşle. Topu koyuyor, ateşliyor, ateşlemiyor. Ateşlenmiyor top. Diyor ki, niye ateşlenmedi? Savaştayız, ateş etmen gerekiyordu. Komutanım diyor, 40 tane sebebi var. Topun ateşlenmemesinde 40 tane neden var. Say bakayım diyor. Bir diyor, barut koymayı unuttum. Kes diyor, tamam kes. İkincisine, üçüncüsüne gerek yok. Şimdi biz de dünyadayız. Ahireti biliyoruz, cenneti biliyoruz değil mi? Sonsuz ebedi bir hayat var, sonsuz mutluluk var. Saraylar, köşkler, huriler var. E niye çalışmıyoruz? 40 tane sebebi var. Bir, gafletteyiz. İkincisine, üçüncüsüne gerek yok. Böyle bir gaflet bizi ne yapmış? Her taraftan kuşatmış. Bu gafleti nasıl yırtacağız? Böyle sohbetleri takip edeceğiz. Bu tarz sohbetlerle kendimizi bulacağız, şarj olacağız inşallah. Yoksa televizyon, internet, medya, kahve, sokak, arkadaşlar çok cazip. Şeytan bir taraftan, nefis bir taraftan, hevesler bir taraftan, kadınlar bir taraftan değil mi? Her taraftan geliyor, ahir zamanda yaşıyoruz. O yüzden ne yapmamız lazım? Kendimize, çoluğumuza, çocuğumuza dikkat etmemiz lazım. Mesela sabah anneler, babalar sabah namazı oluyor, çocuğunu kaldırmıyor. Yazıktır, biraz daha uyusun. Ama servis gelince, okula gitmesi gerekiyorsa, pazar günü bile olsa, özel dersi varsa ne yapıyor? Gözünün yaşına bakmıyor. Halbuki 3 günlük dünya için değil mi? Hazırlıyoruz. Sonsuz ebedi cennet. Bu çocuğa biz imanını, Kur'an'ını, İslam'ını vermezsek yarın o çocuk mahşer meydanında bizden davacı olacak. Yarabbim benim bir suçum yok. Anam babam bana İslam'ı, Kur'an'ı, imanı öğretmedi. Derse, şikayetçi olursa bir de onlarla mı uğraşacağız yani? Dolayısıyla bu tarz yerlerde sohbetleri inşallah takip edelim. Böyle mübarek mevsimde 3 aylarda. Demek ki 100.000 tane, 124 bin tane peygamberin davasından bahsediyoruz. Ve hadsiz Nebi Beşer'in yıldızları ve mürşitlerinin müttefika, yani sahabe efendilerimiz 124 milyon evliya hepsi ittifak etmişler ki kainat sahibinin ve mutasarrıfının yani Allah'ımızın biller vaat, söz ve ahitlerine istinaden haber verdikleri ve bir kısmı gözleriyle gördükleri şu ki herkesin iman mukabilinde, eğer imanlı bir şekilde, ben eskiden küçükken şöyle düşünürdüm, yani iman ne olur, istediğiniz gibi yaşayalım. Ben işte eşhedü en la ilahe illallah, kelime-i şehadeti bir tane teybe çekelim kasete, ölüm anında onu basarım, aklıma gelir, tamam mı, o kelime-i şehadeti getiririm, olur biter. Bu kadar kolay değil. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz, nasıl ölürseniz öyle haşrolursunuz diye hadis-i şerif var. Yani dolayısıyla illa dille söylemek önemli değil. Kalben, aklen, ruhan bunu ne yapmamız lazım? Hazmetmemiz, sindirmemiz lazım. Ölüm anında istemesen de o şehadet gelir zaten. Nasıl yaşıyorsak. Şimdi adam hayatı boyunca şeytanın her dediğine baş üstüne demiş. Nefsinin her arzusuna baş üstüne demiş. Ve son nefeste nasıl olacak? Şeytan en sevdiğimiz, en böyle hassas olduğumuz zayıf damarımızdan karşımıza çıkacak.
Dolayısıyla ömür boyu bağış üstüne dedikten sonra son nefeste gene bağış üstüne deriz Allah muhafaza. Demek ki imanımızdan daha değerli bir şey yok. Eğer imanlı vefat ederse iman mukabilinde bu zemin yüzü kadar bağlar. Yani hepimize birer dünya verecek Allah. Şu an 7 milyar insan var. Allah her bir insana bu kadar dünyayı nereden bulacak diyebilir miyiz? Uzayda kaç tane gezegen yıldız var? Sayısız. Her bir insana bir yıldız verse biter mi yıldızlar? Bitmez. Allah'ın mülkü sonsuzdur. Dolayısıyla imanlı ölen her bir insan için bu yeryüzü kadar bağlar ve kasırlar, saraylar ile müzeyyen, süslü ve baki. Burası çok önemli. Baki ve daimi bir tarla ve mülkü kazanmak veya kaybetmek davası başına açılmış. Mesela miras işi olanlar var, miras davası açanlar var. Yıllarca sürüyor. Geçen Mahmut abi bahsetmişti. 20 sene süren bir dava varmış. Miras davası. Ne olacak? 3 metrekare, 5 metrekare, 100 metrekarelik bir yeri elde edeceğiz. Şimdi başımıza nasıl bir dava açılmış? Şu dünya büyüklüğünde binlerce saray, binlerce hizmetçi, binlerce huri ve sonsuz bir hayat davasını kazanmak ya da kaybetmek davası açılmış. Ben dahil yani kendimden örnek veriyorum. Biz neyle uğraşıyoruz sabahtan akşama kadar? Dünyanın içine dalmışız ya. Yani dolayısıyla kendimize gelmemiz lazım. Bu gafletten bir şekilde uyanmamız lazım, uyandırmamız lazım herkesi. Böyle bir dava açılmış ve bu davanın telafisi yok. Öldükten sonra geri dönüş yok. Bu manada önemli bizim için. Evet. Eğer iman vesikasını, belgesini sağlam elde etmezse kaybedecek. Bu kadar önemli iman. Zor mu? Değil. Ve bu asırda maddi yolun tağınıyla, özellikle bu asırda insanlar biliyorsunuz ateist olmuşlar, deist olmuşlar, olmuş da olmuşlar. Materyalizm, pozitivizm, değil mi? İnkar-ı uluhiyet, her şey bu asırda var ahir zaman. Yani adam Allah'a inanmıyor, Kur'an'a inanmıyor, ahirete inanmıyor, hiçbir şey inanmıyor Allah muhafaza. Böyle bir taun veba var. Çoluğumuzu, çocuğumuzu ne yapıyor? Yakıyor. Çoklar o davasını kaybediyor. Hatta bir ehli keşif ve tahkik bundan 70-80 sene önce Türkiye'de bir tane Allah dostu bir mezarlıkta kaç kişi imanlı öldü, kaç kişi imansız gitti diye şöyle bir araştırma yapmış. Allah onun kalp gözünü açmış, o da görmüş. Bir yerde 40 vefiyattan, 40 tane ölenden yalnız birkaç tanesi kazandığını, yani 40 kişiden birkaçı imanla vefat etmiş. Bundan 60-70 sene önceki Türkiye o zaman, değil mi? Yani plajda mayoların şekli, kıyafetlerin şekli, her şey çok daha dindar bir şekildeyken, günümüzde çok daha kötü, Allah muhafaza. O dönemde birkaç kişi ancak kazandığını sekeratta müşahede etmiş. Ötekiler kaybetmişler. Acaba bu kaybettiği davanın yerini, mesela koç gitti, vefat etti, gitti. Şimdi nasıl gittiğini bilmiyoruz değil mi? Şu kadar serveti var, 100 bin insan çalıştırmış, işte şu kadar istihdam sağlıyor. Önemli mi serveti? Şu an önemli değil. İmanlı gittiyse ne mutlu ona. Gitmediyse servetin bir değeri yok. Şu an zincirli kuyuda Sadık Sabancı Efendi öyle bir yerde yatıyor ki kafasını kaldırsa ikiz kuleleri var ya kendisini orayı görecek. Kaldırabiliyor mu kafasını? Bak bu ikiz kuleler senin, Akbank senin, şu senin, bu senin. Bir değer var mı? Yok. Demek ki imanımızdan daha değerli bir şey yok. Ne kadar zengin olursak olalım. Acaba bu kaybettiği davanın yerini bütün dünya saltanatı o adama verirse doldurabilir mi? Şimdi ilk defa böyle bir sohbet dinliyorsunuz. Ben de ilk defa sizinle görüşüyorum. Önemli gördüğüm bir iki noktaya kadar değinip inşallah çayımızı içeceğiz. Belki ikram varsa ikramlanacağız hep beraber. Şimdi biz bu dünyaya ait değiliz. Çok ilginç ve farklı bir şey söylüyorum. Biz bu dünyaya ait değiliz. Mesela hayvanlar, bitkiler şöyle ormanda düşünün. Tabiata ait olduklarını görürsünüz değil mi? Ama hangi insan evladını ormana bıraksan yaşayabilir mi? Yaşayamaz ya. Kıyafet lazım, gece ısıtması lazım, ev lazım. Üşür, hasta olur, dayanamayız yani değil mi? Şimdi etimiz, kemiğimiz hadi bu dünyadan diyelim. Et ve kemik değil mi? Anamız flörünü yedi işte, dişimiz yaratıldı mesela. Ondan sonra ne bileyim işte gözümüz, işte kulağımız, etimiz, şuyumuz, buyumuz anamızın yediği içtiği şeylerden oluştu. Tamam da bizde şefkat var, ruh var, vicdan var, manevi şeyler var. İçimizde ebedi
yani yaşama hissi var, sonsuzluk hissi var. Ne alakası var? Benim annem bulgur pilavı yedi, bende sonsuzluk hissi oluştu. Böyle bir şey olabilir mi? Benim annem şeftali yedi, sonsuza kadar yaşama duygusu bende yerleşti. Benim annem işte pırasa yedi, ruhum oluştu, ruhum yaratıldı. Olabilir mi böyle bir şey? Yani biz bu dünyaya ait değiliz. Bizde ne var? Bizde sonsuza kadar yaşama hissi var. Şöyle bir düşünelim mesela. Yaşlanmak istemiyorum. Yaşlanmak bu dünyanın özelliği. Yaşlanmamak nerenin özelliği? Cennetin özelliği ya. Biz cennete göre yaratılmışız. Bir balina düşünün. Karadeniz'den daha büyük. Ne dersiniz? Bu balina okyanusa göre yaratılmıştır. Karadeniz'e ait değildir. Biz bu dünyada çok büyüyüz. Sonsuza kadar yaşamak istiyoruz. E dünya fani. Ne diyor cennet? Bana gel. Sonsuz hayat burada. Yaşlanmak istemiyoruz. Cennet diyor bana gel. Yaşlanmak yok. 33 yaşında olacaksın. Hasta olmak istemiyorum. Cennetin özelliği. Burada hastalık yok. Uyumak istemiyorum. Cennetin özelliği. Değil mi? Uyumak yok. Uyku yok. Sonsuz güçlü olmak istiyorum. Bu dünyanın kralı ben olmak istiyorum. Hepimizde böyle bir özellik yok mu? Türkiye'nin Cumhurbaşkanı ol deseler kim reddeder? Herkes olmak ister. Amerika'nın dünyanın böyle bir özellik insanda var. Sonsuz güçlü olmak istiyorum. Şurada değil mi? Hanıma söz geçiremiyoruz yani. Çoluğa çocuğa söz geçiremiyoruz. Bak cennetin özelliği. Sonsuz güçlü olacaksın orada. En zengin ben olmak istiyorum. Olabiliyor muyuz dünyada? Olamıyoruz ya. Çalışıyorsun, emekli oluyorsun, bir ev, bir araba ancak yani. Cennet ne diyor? En zengin burada sen olacaksın. Dolayısıyla şöyle bir ruhumuza baktığımız zaman ruhumuzdaki özellikler cennete göre yaratılmış. Mesela anne karnındaki çocuk düşünelim. Anne karnındaki çocuğun neye ihtiyacı var? Göbek kordonuna ihtiyacı var. Göbek bağı dışında bütün organlar saçma sapandır. Yani kafaya ihtiyacı yok, anne karnında ele ihtiyacı yok, ayağa ihtiyacı yok, değil mi? Çocuğa bir tane bıçak versek, anne karnında ihtiyacın olmayan şeyleri kesmesek, elini, bacağını, kolunu, kafasını kesebilir o çocuk. Aman göbek bağıma dokunmayın, oradan besleniyorum diyecektir. Halbuki geleceğin dünya hayatında, değil mi? Göze ihtiyacı var, güneş yaratılmış. Akciğere ihtiyacı var, hava yaratılmış. Ayağa ihtiyacı var, yürümesi lazım. Eme ihtiyacı var. Yani anne karnındaki çocuğun azaları anne karnında işe yaramasa da geleceği dünyada işe yarayacak. Şimdi namaz kılan, kılmayan eşit gibi. Oruç tutan, tutmayan eşit gibi. İman eden, etmeyen eşit gibi. Ama bunlara gideceğimiz alemde ihtiyacımız var. Demek ki namaza dünyada ihtiyacımız çok görünmese de o gideceğimiz kabir aleminde cennet hayatında ihtiyacımız olacak. Onun için Rabbim namaz kıl diyor, öteki tarafta ihtiyaç var. Orucunu tut, öteki tarafta ihtiyaç var. Hacca git, zekatını ver, aldatma, kandırma, kul hakkı dikkat et, hesap kitap var. Dolayısıyla böyle bir özellik var. Üniversitede okurken mesela çalışkan öğrenci, tembel öğrenci eşittir. Ama vize, final sınavından sonra biri mesleğini halleri ne yapıyor, diğeri tasdiknameyi ya da okuldan atılıyor. Dolayısıyla şu dünya hayatında bizler namaz kıl kılma eşit gibi görünse de eşit değil. Simamız namaz kılanla kılmayanı bize haber veriyor. Mesela doktora gidiyorsun diyor ki idrar testi yap getir. Ne alaka? Çünkü senin idrarına biz baktık mı senin içinden haber veriyor. Senin hastalıklarını bize söylüyor. Doğru mu? Gayta testi yaptırıyorsun değil mi? İçinden haber veriyor. Hastalıklarını aynen sana ne yapıyor? Bildiriyor. Çok enteresan. Şimdi senin idrarın, gaytan değil mi? Teriniz mesela. Teri çok kötü kokan insanlar, Allah dostları demişler ki, kişi çok haset yapıyorsa, çok kıskançsa teri kötü kokar. Ter bizden haber veriyor. Ses bizden haber veriyor. E en değerli organımız olan şu yüzümüz bizden haber vermeyecek mi yani? O kadar çirkin şeyler, içimizden çıkan şeyler bizden haber verirken şu simamız, bu adam namaz kılıyor ya da kılmıyor demeyecek mi bize? Bu adam teheccüd namazı kılıyor ya da kılmıyor demeyecek mi? Gece sabaha kadar çalışan fabrikada insanlar var, hiç uyumuyorlar. Suratları simsiyah olabiliyor simaları. Ama gece iki rekat teheccüd namazı, gece namazı kılan amcamın, teyzenin siması niye parlıyor? Çünkü Allah onaylıyor. Mesela gözüyle zina yapanın bellidir. Azalara mühürler vuruluyor. Fetih suresinde geçiyor. Değil mi? Dolayısıyla ne yapmamız lazım? Dikkat etmemiz lazım. Kimseyi kandıramayız. Cenab-ı Hak bütün amellerimizi biliyor. Her şeyi kaydediliyor. Bizler bu dünya için yaratılmadık. Ebedi cennet için yaratıldık.
bu dünyada kendimizi tatmin etmeye kalktığımız anda tatmin olabiliyor muyuz? Olamıyoruz. Bak oyuncu Şafak Sezer mesela hastaneye kaldırılmış, değil mi? Sinir krizleri geçiriyor. Herkesi güldüren adam kafayı yemiş durumda. Onu ne mutlu ederdi? Hedef Allah olsaydı, Allah'ın rızası olsaydı, değil mi? Ona göre bir yaşantısı olsaydı, başına gelen olumsuz hadiseler onu sarsar mıydı? Asla ne yapamazdı? Sarsamazdı. Demek ki bu manada nasıl beslenmemiz lazım? İşte bu tarz sohbetleri inşallah takip edersek, son bir örnekle telefondan örnek vereyim. Mesela şimdi şu telefonda 3 tane çizgi oluyor şurada, değil mi? Ne diyoruz? Hariçte bir tane operatör var, Vodafone, Turkcell ya da Avea, değil mi? O SIM kart vasıtasıyla, bağlantıyla ben istediğim kişiyle konuşuyor muyum? Konuşuyorum. Biri dese ki ya buradaki çizgileri boş ver ya, Avea, Vodafone, Turkcell diye bir şey yok diyebilir mi? Diyemez. Yani şuradaki çizgiler o hariçteki operatörün hizmetini bize sağlıyor, değil mi? Şimdi bizde de sonsuzluk hissi varsa, bu sonsuzluk hissinin geldiği sonsuz bir zat var mıdır, yok mudur? Allah sonsuz, ondaki sonsuzluk bizde telefondaki Vodafone'un yansıması gibi bizde yansıyor. Allah sonsuz olmasa bizde sonsuzluk hissi olmaz. Baki bir Allah olmasa bizde böyle duygular olmaz. Eve girdik, balık kokuyor. Ne diyorsun? Burada balık pişirilmiş. Balık kokusundan balığı anladığımız gibi, soğan kokusundan soğanı anladığımız gibi, değil mi? Hatta Karadenizliler balığın çeşitlerini bile kokudan anlayabiliyorlarmış. Bilmiyorum siz anlayabiliyor musunuz? Bir abim bir söylemişti. Hangi balık pişmişse anında söylerim diye. Dolayısıyla bizdeki bu beka, sonsuzluk duygusu da Allah'ımızdan haber veriyor. Ahiretimizden haber veriyor. Mahşer meydanında ben nasıl bir sorgu suale çekileceğim? Bunun örneğini görmek istiyor musunuz? Vicdanınıza bakın. Vicdanımız, hepimizde olan o vicdanımız var ya, mahşer meydanındaki sorgu sualimizin bir provasıdır. Mesela birini kandırdı, aldattı, hakkına geçti. Vicdanımız cız yapıyorsa, andaki mahşer meydanında o önümüze çıkacak. Vicdanın rahatsa sorun yok. Demek ki bizim vicdanımız mahşer meydanındaki sorgu suali bir provası gibi yani. Oradan ne yapıyor? Haber veriyor. Ona göre ne yapmamız lazım? Günah işlediysek bol bol tevbe estağfurullah, işte sadakayla diğer ibadetlerimizi yerine getirerek ne yapmamız lazım? Temizlenmemiz lazım. Sözlerimi burada bitiriyorum. Demek ki en değerli şeyimiz imanımız. İmanımıza sahip çıkalım. İmanımızdan daha değerli bir şeyimiz yok. Şeytan, nefis, ne varsa hepsi imanımızın peşindeler. Allah muhafaza. İmanımızı elde edersek sonsuz ebedi cennete ne deriz? Günahkar olsak bile cennete gitme hakkımız var. Ama iman giderse Allah muhafaza her şeyi kaybederiz. Nasıl sahip çıkacağız? Durduk yere sahip çıkamıyoruz. Bu tarz sohbetleri inşallah dinlersek, takip edersek Rabbim 3 aylarda şu Recep-i Şerif'te bizim günahlarımızı affetsin. Amin. Okuduklarımızı anlamayı nasip eylesin. Amin. Anladıklarımızı yaşamayı nasip eylesin. Amin. Dostlarımızla, akrabalarımızla, eşlerimizle, çocuklarımızla İslami, Kur'an'ı bir hayat yaşamayı bizlere nasip eylesin. Amin. Allah rızası için El-Fatiha. Çaydan sonra bir 15 dakikalık ufak bir sohbet daha yapacağız. Değerli misafirler, hepiniz tekrardan hoş geldiniz. İlk dersimizi yaptık.
İnşallah çay ve ikramlardan sonra Sayın Kılıç abimiz tekrardan 15 dakikalık, 20 dakikalık bir ders daha yapacak. Bu tarz dersleri biz her perşembe yapıyoruz. Farklı yerlere misafir oluyoruz. Bazen Sayın abimiz geliyor, bazen başka abilerimiz geliyor. Bu hafta rica ettim ben kendisinden kırmadı. Perşembe günü derneğimizde yapalım dedim. Derslerimiz bu şekilde yapılıyor. Şimdi hem sohbet olsun diye bir tanışma faslı yapalım. Hem herkes kendini tanıtmış olsun. Bu arada vakit geçmiş olsun inşallah. Ben Fatih Aydoğan. Giresunlu diyeceğim ama burada çoğunluk şimdi Giresunlu diyecek dernek olduğu için. Gayrimenkul ekspertiz işleriyle uğraşıyorum. Evliyim, Zeytinburnu'da oturuyorum. Ben Halil Kırk, aynen Giresun'un çağrıcı bölümünde Avya'da çalışıyorum. Ve Rodan'da bekliyorum. Hocam şimdi sohbet devam etti de, camiye gitsin yazdılar ama. Yok. Yapsın ama ne şey yapmak hepsi ben Zekeriya Bey, yalnız burada herkes Giresunlu, ben Kandıralıyım. Ben Tebekliyim. Ben Mustafa'ya gel. Giresunluyum. Zekil oturuyor. Çalışıyoruz. Ben Ali Hortum, ben de Giresunluyum, ben de emekliyim, benim de iki çocuğum var. Ben Abdullah Dilsizoğlu. Ben Ali Ege, Giresunluyum. Felix Tekstil'de çalışıyorum, çocuğum var. Ben Hasan Ortum, Giresunlu, Felen Tekstil'de çalışıyorum. İki çocuğum, üç çocuğum var. Ben de şey, Zoma Engin Bey'im. Yönetliyim. Ben Ali Dalman, Giresun, Ege Köyü. Ben Muhammed Dikgöz, Kandıralıyım. Bir çocuğum var evde, emekliyim. Ben Hasan Uzun, evliyim, bir çocuk babasıyım, Giresunluyum. Ben Ayhan Sönmez, Erzincanlıyım, emekliyim. Açık Ayadık'tan Samsun Çarşamba'lıyım. Mehmet Ali Durmuş, Çanakkale'liyim. Evli ve üst komşun olur. İrfan Özer, Sivas'ta öğretmenim bir okula okul müdürü yapıyor. Emine Zeynep, emekliyim, Giresun'um. Hüseyin Arslan, Çanakkale Ege'ye köyü. Bir şey gelmedi. Özgürlüğe ve damastırı yapıyorum. Fakirin de çalışıyorum. Haydi Kısarı, Giresun'um. Evliyim, Kale'deyim, 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 Erol Nedir, İstanbul İl Milli Eğitim Şube Müdürü, Kocaeli Köşkü. Anladığım kadarıyla rekor bende. En fazla kaç çocuğu olan abim vardı? Üç. Üç mü? Bende dört tane. Beş var. Dört mü? Burada beş var. Oo, beş varmış. Hacı Mehmet abimizin beş var, geçtiğimizin. Kaç? Beş. Beş. Oo, iki tane, ikinci beş. Hep güç takıldı da yaparsa sanki. Adım Sait Kılıç.
Aktüel dergisinde köşe yazarlığı yapıyorum. Bir de Uzay TV gibi televizyonlarda dini sohbet yapıyorum. Erzurumluyum aslında. Allah razı olsun. Yes,
Şimdi dediğim gibi hani Risale-i Nur külliyatından okuyoruz. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin eseri. Malum hani karıştırma olmasın, farklı bir organizma var şu an ülkemizin başına sıkıntılar çıkartan. Onlar hani çakmaydı, öyle yansıtıyorlardı kendilerini. Hizmet bunlarla alakalı değildir. Doğrudan diğer kişilerin başkanı, başkanlığı bu kitapları zaten basıyor. Devlet sahip çıkmış durumda, Cumhurbaşkanımız Allah razı olsun. Dolayısıyla bu ayrımı yapmak lazım. Bu hizmet Rabbimizin rızası yolunda fi sebilillah yapılan bir hizmettir. Çileler çekilmiştir.
Bu ayrımı bilmeyebiliyor, insanlar karıştırabiliyorlar. Böyle olmadığını zaten sizler anladınız, Allah razı olsun. Şimdi bir 15-20 dakika daha okuyalım, fırsatı değerlendirelim. Madem Recep ayındayız, her bir Kur'an harfine 1'e 100 sevap veriyor Cenab-ı Hak. Mübarek 3 aylardayız, farklı bir atmosfer var. Kendi hayatımızı düzenleyebileceğimiz bir örnekle başlamak istiyorum. Şualar kitabından, Risale-i Nur Külliyatı'ndan. Bediüzzaman Hazretleri hapishanede, hapishanenin parmakları arkasında ihtiyar, yaşlı, hasta, devlet işini gücünü bırakmış, ordusuyla, polisiyle, helikopteriyle, uçağıyla tutuklamış, dava üstüne dava açıyorlar. Diyorlar ki biz istediğimiz şekilde, Avrupa'yı bir şekilde Batı hayat tarzını yaymak ve yaşatmak istiyoruz. Sen imandan bahsediyorsun, Kur'an'dan bahsediyorsun, iman hakikatlerinden, ahiretin varlığını ispatlıyorsun, meleklerin varlığını ispatlıyorsun, gençlerimizin akıllarını çekiyorsun gibisinden ne yapmışlar? Böyle bir sıkıntılar veriyorlar. İşte o hapishaneyi bir canlandıralım karşımıza. Hapishanenin karşısında da bir lise mektebi var. Lise mekteminde kızlar ve erkekler var. Bahçede oynuyorlar. Bediüzzaman Hazretleri de oraya bakıyor. Bir zaman Eskişehir hapishanesinin penceresinde bir Cumhuriyet Bayramı'nda oturmuştu. Demek ki Cumhuriyet Bayramı. Karşısındaki lise mektebinin büyük kızları onun avlusunda gülerek raks ediyorlardı, dans ediyorlardı. Cumhuriyet Bayramı, lise bahçesinde kızlar dans ediyorlar. Birden manevi bir sinema ile 50 sene sonraki vaziyetleri, durumları bana göründü. Nasıl ki bir film izlediğimiz zaman 10 sene, 5 sene, 3 sene, 40 sene önceki zaman dilimini görüyoruz. Allah dilese böyle manevi bir sinema olsa Fatih abimizin, Sayın Kılıç olarak benim veya sizlerin de 50 sene sonra hepimizin bir hali olacak mı? Değil mi? Hepimizin bir hali olacak yani. Böyle manevi bir sinema düşünelim. O lise mektebinde Cumhuriyet Bayramı'nda dans eden kızların 50 sene sonraki halleri Bediüzzaman Hazretleri'ne gösterilmiş, göründü. Ve gördüm ki o 50-60 kızlardan ve talebelerden 40-50'si kabirde toprak oluyorlar, azap çekiyorlar. 50 sene sonra 40 küsür tanesi ölmüş, toprak olmuş, azap çekiyorlar. Ve 10 tanesi 70-80 yaşında çirkinleşmiş, gençliğinde iffetini muhafaza etmediğinden, bakın bir, bu kuraldır, benim için de geçerlidir, Fatih abim için de geçerlidir, hepimiz için de geçerlidir. Gençliğinde iffetini muhafaza etmediğinden, sevmek beklediği nazarlardan nefret görüyorlar. Yani kişi gençliğinde Allah rızası yolunda İslam'a uygun şekilde yaşamazsa evlatları, torunları başına bela oluyor. Allah onların eliyle o kişiye acı çektiriyor. Sen gençliğinde iffetini, namusunu diye bu kadın kızlar için muhafaza etmediklerinden sevmek beklediği, merhamet beklediği nazarlardan nefret görüyorlar. Kat'i müşahede ettim diyor. Yalan söyler mi söylemez. Gördüm diyor. Hani rüyalarız nasıl görüyoruz? Sonra diyoruz ki şunlar olacak, hakikaten olabiliyor. Onların o acınacak hallerini ağladım. Hapishanedeki bir kısım arkadaşlar ağladığını işittiler. Geldiler, sordular. Ben dedim, şimdi beni kendi halime bırakınız, gidiniz. Evet, gördüğüm hakikattir, gerçektir. Hayal değil. Nasıl ki bu yaz ve güzün, sonbaharın ahiri kıştır. Öyle de gençlik yazı, şu an hepimizin bir yaşı var. Ölmezsek hepimiz ihtiyar olacağız. Daha sonra da vefat edeceğiz. 2×2=4 derecesinde bir hakikat. Öyle de gençlik yazı ve ihtiyarlık yüzünün arkası kabir ve berzak kışıdır. Kişi vefat ettiği zaman en sevdiği hanımı, çoluğu çocuğu bile ne yapıyor? Değil mi? Anında cenaze merasimi için işlemlere başlıyorlar. Ya birkaç gün daha kalsın evde, böyle bir şey yok. Hemen ertesi gün kabir hayatına giriş yapıyor, yeni komşularıyla tanışıyor. Değil mi? Enteresan bir nokta. Ya evim vardı, arabam vardı, bankada para vardı, şu vardı, bu vardı. Hepsi hikaye. Mirasçılara kalıyor. Senin artık yeni bir evin var. Yeni komşuların var. Değil mi?
Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurmuş, ya cennet bahçelerinden bir bahçe, kabir hayatı, ya da cehennem çukurlarından bir çukur. Ortası yok bu işin. Dolayısıyla kabir ve benzer kışıyla karşılaşacak. Geçmiş zamanın 50 sene evvelki hadisatı olayları sinema ile hali hazırda şimdiki zamanda gösterildiği gibi gelecek zamanın 50 sene sonraki istikbal, gelecek hadisatını gösteren bir sinema bulunsa, böyle bir sinema olsa Mahmut abi, Mahmut Yüksel abi ya da ben kendi halimizi izlesek değil mi? Şimdiki güldüğümüz, kahkaha attığımız hallerimizi ne yapacağız belki de? Ağlayacağız değil mi? Böyle bir durum söz konusu. Ehli dalalet ve sefahati. Sefahat de karılı, kızlı, içkili, haram eğlencelere dalmak demek. 50-60 sene sonraki vaziyetleri, sürekli hayatlarını eğlenceler, haram eğlenceler içerisinde geçirenlerin vaziyetleri onlara gösterilseydi, şimdiki güldüklerine ve gayri meşru keyiflerine nefretler ve teennümlerle acılar çekerek ağlayacaklardı. Ben o eski şehir hapishanesindeki müşahideyle meşgul iken sefahat ve dalaleti terbiç eden bir şahs-ı manevi şöyle demiş ve şu anda da bunu okullarda söylüyorlar. Biz hayatın her çeşit lezzetini ve keyiflerini tatmak ve tattırmak istiyoruz. Bize karışma. Bunu söylüyorlar değil mi? Bize karışmayın, beynimizi yıkamayın. Biz bu hayatın her türlü lezzetini yaşayacağız. Böyle bir şey söz konusu olamaz. Çünkü biz az önce bahsettiğim gibi ruhumuz cennete göre yaratılmış. Bu dünya hayatı bizi tatmin etmez. Nereden belli? Örnek verdim. Honda fabrikasının sahibi Japon intihar etti. Renault fabrikasının sahibi Fransa'da helikoptere biniyor arkadaşlarıyla beraber. Fabrikasının üstünde uçarken gururlanarak, kibirlenerek söylüyor. Bu fabrikanın hepsi benim. Şu kadar adam çalıştırıyorum. Daha sonra bir yere gidiyorlar ki bir mezarlık var. Mezarlığın üstünden geçerken diyor ki, şimdi bu kadar fabrikanın sahibi olan ben şu çamurlu toprağa mı gireceğim diyor. Ben nasıl mezara girerim diye dertleşiyor arkadaşlarıyla ve bu adam da intihar ediyor. Yani dolayısıyla fabrikaların sahibi de olsa, dünyanın en zengini de olsa, bahsettiğimiz gibi bu dünya hayatı kişiyi ne yapamaz? Mutlu ve huzurlu edemez. Olmasın mı olsun ama helal dairede. Allah'ınızın razı olduğu dairede. Mesela ben cep telefonumu niye yanımdan ayırmıyorum? Çünkü ihtiyacımı biliyorum ya. Suyu niye içiyoruz? İhtiyacımızı biliyoruz değil mi? Şimdi görmek için Allah lazım. İşitmek için Allah lazım. Sevmek için Allah lazım. Şu kadar organımız çalışıyor, haberimiz yok ya. Bu vücut bizim diyoruz. Organlarımızın yerini bilmiyoruz ya. Böbreğimiz çalışmasa diyalize bağlanmamız lazım. Diyalize bağlanmak ne kadar kötü biliyor musunuz? Suyun hesabı var, suyun. Arabayı yaptırırken tamirciye gitmiştim. Tamirci dedi ki, babam diyalize bağlı, evdeki bütün musluklar kapalı, vanalarına kadar kapalı. Babam gizli gizli tuvalete girip su içiyor. Su içince başına bela oluyor, onun arıtılması lazım çünkü. Dolayısıyla İSKİ'ye bağırıp çağırıyor, hani sular kesildi filan gibisinden. Bak böbreğimiz çalışıyor, değil mi? Diyaliz makinesi 100 kilogram, 180 litre kanın 70-80 litresini öyle böyle süzüyor. Halbuki 100 gramlık böbreğimiz 180 litre kanımızı ne yapıyor? Tamı tamına mükemmel bir şekilde süzüyor. Dolayısıyla bak diyalizden Allah bizi kurtarmış. Allah'ımıza teşekkür etmemiz lazım. Nefes alıyoruz. En büyük nimetlerden bir tanesi. Şu an astım hastalarına sorun mesela. Nefes almak ne büyük nimet. Kriz geldiği zaman ilacını alması lazım. Havayı çekmesi lazım. Oksijen tüpüne bağlı olanlara sormak lazım. Yaşanmış bir hadise. Kutu fabrikasının sahibi olan biri kriz geçiriyor ve oksijen tüpüne bağlıyorlar. Böyle hayatını iman hizmetine adamış bir vakıf abimiz onu ziyarete gidiyor. Bakıyor ki nefes alamıyor. Böyle çok zar zor nefes alıyor, oksijen tüpüne bağlı. Diyor ki Hasan kardeşim yapma, yaklaş diyor. Sana bir şey söyleyeceğim. Lütfen git sohbet yaptığın kardeşlere söyle. Yoğun bakıma alınmadan yoğun bakıldıklarını bilsinler. Nefes almanın kıymetini anlasınlar. Şu an hepimiz yoğun bakılıyoruz değil mi? Bütün organlarımız çalışıyor. Gözümüz görüyor, kulağımız işitiyor. Burnumuzla. Yani kulak cihazı 5000 TL 32 kanallı işitmek istiyorsan bak öyle bir şeye ihtiyacımız yok. Tam tıkırında. Her şeyi işitsek başımıza bela. İşitmesek başımıza bela. Her şeyin kokusunu alsak değil mi? Tuvaletteki kokuyu bile alsak yemek yemeyiz yani.
bir kısım kokular alacağız, bir kısmını almayacağız. Dolayısıyla vücudumuza bile hakim değiliz. Bir sohbette bir amca demiş ki, insanlar teknolojide öyle bir dereceye gelecekler ki haşa Allah'a ihtiyaçları olmayacak. Böyle edepsizce bir laf etmiş. 5 dakika sonra demiş ki bana bir su getirin, tansiyon ilacımı alacağım. Bizim abi de demiş ki, ulan demiş tansiyonuna hakim olamıyorsun, kalkmış diyorsun ki Allah'a ihtiyacımız olmayacak. Ya vücudumuza, organlarımıza hakim olamıyoruz ya. Yaşlanmak istemiyorum. Söz dinliyor mu? Öyle bir şey yok. Saçıma diyorum dökülmeyeceksin. Söz dinliyor mu? Göbeğe diyoruz göbek olmayacak. Söz dinliyor mu? Vücudumuza, organlarımıza hakim değiliz. Demek ki biz bunları kontrol etmiyoruz. Bizim haricimizde. Elimizi soksak midemiz bulanıyor. Gözümüze parmağımızı soksak kör olacağız. Buraya soksak sağır olacağız. Dolayısıyla izlediklerimize, dinlediklerimize dikkat edelim. Televizyonlarda, filmlerde, şarkılarda sihir yapıyorlar. Çoluğumuzu, çocuğumuzu bizi ne yapıyorlar? Etkiliyorlar. Ne dinliyoruz, ne görüyoruz? Mesela şu bir bardak suyu ben. Hani deniyor ya, su ya da bildiğiniz o madde şişede, içince şişede durduğu gibi durmaz değil mi? Hani bir şişede durduğu gibi durmaz diye bir laf var ya. Şimdi su, şu suyu ben içtiğim zaman burada durduğu gibi duracak mı benim vücudumda? Saç olacak, tırnak olacak, kaş olacak değil mi? Aynı bunun gibi YouTube'daki bir şarkı, bir film, YouTube'daki şarkı, film izlendikten sonra orada durduğu gibi durmayacak. Bizi ne yapacak? Aktif edecek, etkileyecek. İmkansızıyla Allah bize olumlu madenlerle olumsuz madenler koymuş bize. Her insan Hazreti Musa gibi de olabilir, Firavun gibi de olabilir. Hepimizde bu yol açık. İşte izlediğimiz zaman o film, o şarkı bizim olumsuz madenlerimizi etkiliyor. Ama ne zaman oluyor bu? Mesela namazı kılıyorsun, camiye gidiyorsun, Kur'an okuyorsun, çok sağlamsın. Böyle dinden biraz uzaklaştın mı? Önceden izlediğin müstehcen, kötü filmler, şarkılar seni aktif ediyor. Bir anda moralin çok bozuk, yaşamak istemiyorum, hayat çok kötü, ne kadar berbat, keşke ölsem gibi duygular ne oluyor bizi aktif ediyor. Mesela bir cumhurbaşkanına, başbakana gizli servisler suikast yapacakları zaman bir köprü yapıldığı anda köprünün içine çip atıyorlarmış. 5 sene sonra oradan geçerken başbakan neyse Almanya'dan çipi aktif edip havaya uçurup suikastı gerçekleştirebiliyorlar. Bizde de böyle olumlu olumsuz çipler var. Olumsuz kötü şeyleri izlediğimiz zaman aktif oluyor. Sonra işte bu demin bahsettiğim şeyler gündeme geliyor. Çoluğumuzda da, çocuğumuzda da, hanımlarımızda da. Hanımlarımızı da böyle sohbetlere teşvik etmemiz lazım. Erkekler beslenip hanımlar, çocuklar beslenmesi gene olmaz. Hele çoğu hocaların çocuklarına bakın, çok daha kötü durumda olabiliyorlar. Hoca Kur'an okuyor, hafızlık yapıyor, sohbet yapıyor ama çoluğu çocuğu bir şey öğrenemediği için değil mi? Çok olumsuz şeyler gündeme gelebiliyor. Ailece cennete gitmemiz lazım. Ailece bu imtihanı kazanmamız lazım. Eşlerimizi, çocuklarımızı da teşvik etmemiz lazım. Böyle sohbet yerlerine inşallah yönlendirmeler yapalım. Rabbim inşallah bu mübarek günde günahlarımızı affeylesin. Hepimizi hüsnü hatime ile hep beraber buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Kelime-i kutsiyesiyle şu dünyadan göç etmeyi nasip eylesin. Eşlerimize, çocuklarımıza, tüm sevdiklerimize kamil iman ve ihlas-ı etem nasip eylesin. Bizi utandıracak bir hayat yaşatmasın. Cehenneme sokacak amelleri işletmesin. Cennetini kazandıracak amelleri işletsin. Kaza borcumuz varsa şu dünya hayatında kazamızı eda etmeyi bize nasip eylesin. Eğer canımızı kaza borcumuzu bitirmeden alacaksa kaza borcundan bizi sorumlu tutmasın. Böyle bir duamız var. Kaza borcumuz var. İzin ver Allah'ın kılacağız. Canımızı hemen alacaksan da kazadan bizi sorumlu tutma. Aynı şekilde oruç içinde, zekat içinde böyle kaza borçlarımız varsa nasip ver, imkan ver. Biz bunları ödeyelim. Üzerimizde kul hakkı varsa bunları da bir şekilde bizden kaldır ya Rabbi. Haklarını helal etmeyen kardeşlerimiz, akrabalarımız varsa bir şekilde onlardan helallik almayı sen bizlere nasip eyle. Şu dünya hayatından tertemiz, pırıl pırıl olarak bizden razı olacağın şekilde, kabir azabı çekmeyecek şekilde çoluğumuzla, çocuğumuzla, imanla, Kur'an'la, İslam'la vefat etmeyi bizlere nasip eyle. Allah rızası için el-Fatiha.
bir Kur'an okuyalım, susun diye tamam mısın? Thank you.
Pembe.